100 Türk Edebiyatçısı. Yusuf Atılgan. Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli adlı romanı yayınlandığı 1970 sonlarında sanat, edebiyat dünyasında oldukça önemli tartışmaların doğmasına neden olmuştu. Bir ruh hekimi olarak Zebercet'in dünyası ilgimi çekmiş ve yazarın keskin gözlem ve betimlemeleri doğrusu hayranlığımı kazanmıştı. Yıllar sonra Ömer Kavur'un aynı adla sinemaya aktardığı sinema şaheserini Macit Koper'in fevkalade usta yorumuyla seyredince eski tartışmalar tekrar gündeme geldi. Zebercet, alabildiğine içine dönük, toplumsal ilişkileri soğuk ve mesafeli, karşısındakine güvensiz, kuşkucu ve ürkek bir insan. Küçük bir otel neredeyse tüm duygusal evrenini doldurmaya yetmektedir. Doğup büyüdüğü kasabada çalıştığı otelin bulunduğu sokaktan bir adım öteye hemen hemen hiç geçmemiş ve tüm gününü otelin içinde geçirmekten hiç yakınmayan sessiz, biraz garip bir insan. Fizik yapısı da ruhsal yapısıyla uyumludur. Dar omuzlu, zayıf ve çelimsiz. Zebercet içe dönük, adeta otistik diyebileceğimiz bir yaşamı sürdürürken günlerden bir gün otele gecikmeli Ankara treniyle gelen gizemli bir kadına büyük bir tutkuyla bağlanır. Artık tüm yaşam ve günlük sorumlulukları anlamsız gelmeye başlar. Derin bir suçluluk duygusu ve kendisinden tiksintiyle birlikte düş kırıklığına uğramanın yarattığı çökkünlük Zebercet'in içini kemirir. Oteli kapatır. Koskoca otelde çocukluk anıları ve aşkının hayalleriyle baş başa günler geçirir. Merhaba sevgili dinleyenler. Yüz Türk Edebiyatçısı programımıza Profesör Doktor Cengiz Güleç'in Ana Yurt Oteli Zebercet'in Dünyası adlı yazısından aldığımız bölümlerle başladık. Avniye Hanım'la Tahsildar Hamdi Atılgan'ın oğlu, romancı ve hikayeci Yusuf Atılgan, 27 Haziran 1921'de Manisa'da doğdu. Manisa Ortaokulu'nu, parasız yatılı olarak Balıkesir Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Fakülteyi bitirdiği yıl olan 1944'te Akşehir Maltepe Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Yusuf Atılgan, 1945'ten sonra doğduğu yöreye dönüp çiftçilikle uğraşmaya başladı. En önemli iki romanını bu sırada yazdı. Hacı Rahmanlı Spor Kulübü'nün kurucuları arasında yer aldı. 1976'da İstanbul'a döndü. Çeşitli yayın evlerinde danışmanlık, çevirmenlik ve redaktörlük yaptı. Yusuf Atılgan üzerine çalıştığı Canistan adlı romanını tamamlayamadan 9 Ekim 1989'da İstanbul'da öldü. Hacı Rahmanlı Belediyesi tarafından Yusuf Atılgan Halk Kitaplığı kuruldu. Hakkında yazılan yazı ve röportajlar ve kendine adanan yazılar ölümünün ardından dostları tarafından Yusuf Atılgan'a Armağan adlı kitapta derlendi. Yusuf Atılgan lise sıralarında şiir ve hikaye yazmaya başladı. Tercüman gazetesinin yarışmasına gönderdiği Evdeki Adı hikayesiyle 1955'te birinci oldu. Yunus Nadi Armağan'ı yarışmasında ikinciliği kazanan Aylak Adam, Yusuf Atılgan'ın adını geniş bir çevreye duyurdu. Bu ilk romanında yabancılaşma ve yalnızlık temasını
büyük bir ustalıkla işledi. Aydınlar çevresinde yaşayan roman kahramanı tek çıkış yolunu sevgide görür. Ona göre sahte değerlerin yaygın olduğu bir toplumda gülünç olmayan tek şey sevgidir. Sabahları geç kalkmaya alışmış bir insan, bir gece yatarken yarın erken kalkmam gerektiği düşünüp ertesi sabah istediği vakitte uyanınca nasıl şaşarsa, o da saatine bakınca öyle şaştı. 4'e 5 vardı. 5'e 5 kala. Saati önünde sık sık eliyle saçlarını düzelten kızın kolunda görmüştü. Güler'le aynı tramvayda gidiyorlardı, biliyordu. Ona bir şeyler anlatan arkadaşını dinlemiyordu. Neden umutsuz bakıyor bana? Yoksa dün akşam içimden mi bağırdım? 3 kişinin arkalarına sürtünerek onun yanına vardı. Güler'in bir eli tavandan sarkan kayışta, öbürü kalçasına bastırdığı çantasındaydı. Dün gece 4'e katladığı kağıdı cebinden çıkarıp çabucak elinin ayasıyla çantanın derisi arasına sıkıştırdı. Göğsüne değen koldan çekilip bu elin yapacağını görmek istedi ama göremedi. Çantayı önüne kaydırmış arkadaşına güle güle deyip ön kapıdan yana yürümüştü. Yusuf Atılgan, ünlü romanı Anayurt Oteli'ni yazma serüvenini şöyle dile getirir. Manisa'da Anavatan Oteli diye bir otel vardı. Ben Hacı Rahmanlardanım. Manisa yandıktan sonra oraya yerleşmişiz. Babamla Manisa'ya her gidişimizde Anavatan Oteli'nde kalırdık. Çünkü otelin sahibi babamın iyi arkadaşıydı. Oteli de Ahmet Efendi ile oğlu Zebercet işletirlerdi. Romandakinin tersine Zebercet babası Ahmet Efendi oğluydu. Bir gün bu oteli yazma isteği doğdu içime. O sıralar arkadaşlarla Birgi'ye gideceğiz. Gece Aydın'da bir otelde kalırdık. Bir otel işte, kapıdan giriliyor, karşıdan yukarıya çıkan bir merdiven var. Katibin yeri de bu merdivenin altında. Önünde küçük bir masa, gece arkadaşımla konuşurken, yahu dedim, bu adamın buradaki hayatı ne olabilir? Merdivenin altında oturan bir adam, nasıl bir adamdır bu? Anavatan Oteli ile bu adamı birleştirdim. Kendi ruh durumumu da yansıtmaya çalıştım, bu roman çıktı. Yusuf Atılgan'ın ses getiren önemli çalışması Anayurt Oteli'nde iletişimsizlik, yalnızlık ve hayatın anlamsızlığı öne çıkar. Kurgu ve anlatım yönündense yazarın ustalığını ortaya koyan bir eserdir Anayurt Oteli. Romanın kahramanı Zebercet, birbirine benzeyen geçip giden günlerde, yalnız ve tek başına sürüklenen hayatıyla Anayurt Oteli'nin de kaderini paylaşır. Romanda ilgi çekici bölümlerden biri de Zebercet'in horoz dövüşü seyretmeye gittiği yerdir. Kahvenin yanındaki geniş aşınmış taş basamaklardan yukarıya çıktılar. Yukarıda kubbelerin ardında büyücek, düzgün bir alanın iki yanında tellere asılı 5-6 ampul yanıyordu. Seyirciler pek kalabalık sayılmazdı. Elinde kısa bir değnekle boylu poslu gençten bir adam seyircilerin önünde alanın çevresinde geziniyordu. ''Geliyorlar!'' dendi. Horozları kucaklarına almış iki adam göründü. Yüzleri asıktı, sararmıştı. Yanlarında gelenler kıyıda durdular. Onlar alanın ortasına gidip horozları yere bıraktılar. Horozlar boyunlarındaki tüyler kabarmış, başları eğik birbirlerine yaklaştılar, kapıştılar. Seyirciler kısaca bağırdı. Kıyasıya bir dövüştü. Gagalarıyla, ayaklarıyla, kanatlarıyla vuruyorlardı. Yıkılan çabucak kalkıyor, saldırıyordu. Daha çoğu birbirlerinin ibiğini ısırmaya çalışıyorlardı. Horozlar bağırdılar artık. Güçlükle sıçrıyor, yıkılınca çabucak kalkamıyorlardı. Kanadı sarılı, kısa ibiklisi daha da ağırdı. İbiğinden kan sızıyordu. Yine de inatla yılmadan dövüşüyordu. Üst üste iki kere yıkıldı.
Dövüş sürüyordu. Kısa ibikli horoz kaçmıyordu. Sıçrayayım derken yıkıldı, kalktı, sendeledi. Öteki horoz son gücüyle iki kanat vurunca yıkıldı. Boynunu uzattı, kalkmadı. Upuzun yatıyordu. Bitmemiş romanı Canistan, ölümünden sonra yayımlanır. Canistan, Meşrutiyetle Kurtuluş Savaşı arasındaki zaman diliminde Tokuç Ali Selim ve Kadir'in hikayesini anlatır. 1921 yılında bir yaz gecesi başlayan roman, insana yazılmış bir destandır. Yusuf Atılgan gözlemlerinden, kendi hayatından yola çıkarak yazdığı roman kişilerini yazma isteği ağır bastığı zamanlarda yazdığını söyler. Roman kişilerinin durumlarını küçük olaylarla verirken, en küçük ayrıntıları bile gözden kaçırmamaya büyük bir özen gösterir. Genellikle toplum baskısı altında kendi içine dönen bireyin yalnızlığını, acılarını, ilişkilerini çarpıcı bir anlatımla yansıttı kitaplarında. Türkçeyi bütün incelikleriyle doğal bir anlatımla kullandı. Yusuf Atılgan'ın romanları Aylak Adam, Anayurt Oteli ve Canistan'dır. Hikaye kitapları Bodur Minare'den Öte, Eylemci ve Ekmek Elden Süt Memeden adlarını taşır. Toplumda Sanat adlı bir de çevirisi vardır. Ölümünden sonra yazar hakkında Yusuf Atılgan'a Armağan adlı bir derleme yayımlandı. Anayurt Oteli adlı romanı Ömer Kavur tarafından 1987'de filme alındı. Yusuf Atılgan Bodur Minare'den Öte'ye adlı hikaye kitabında insanın bitmeyen yalnızlığını, çaresizliğini ve kederini anlatır. Sevgili dinleyenler, Türk Edebiyatı'nda modern anlatının öncüleri arasında yer alan yazarın Saatlerin Tıkırtısı adlı hikayesinden aldığımız küçük bölümlerle programımızı bitiriyoruz. Küçücük dükkanın önünden her geçişimde hep aynı hüzün kaplardı içimi. Sanki bütün gün orada oturan benmişim gibi. Yolun çarşılığından kurtulup evlerin başladığı ucundaydı dükkan. Daracıktı, içi karanlıktı diye düşünürdüm. Saatçinin hikayesini yazmak istiyordum. Dükkanın içini göreceğim de ne olacak? Duvarlarda durmadan işleyen saatler asıl olduğunu bilmek bana yeter. Adını da bilmek istemiyorum. Soyadıyla dükkanı arasındaki zıtlık içimi burkuyor. İzmir fuarındaki sırtlanı düşünüyorum. Kafesinin beton tabanı çepeçevre aşınmış gezinmekten. Aşınan yer kafesin en uzun yolu. Adını öğrenmekten korkuyorum. Tabelacının önündeki levhada A. nokta yayladan yazılı. Ali ya da Ahmet'tir diyorum içimden. Birisine sorsam ya Abdülkerim diyebilir de üzülürüm. Saatlerin tıkırtısıyla içinin sıkıntısı arasında bir ilgi vardır sanki. Bu durmayan tıkırtı dünyanın düzeni gibi bir şeydir. Değişmez. Dursa sıkıntısı geçecek belki. Oysa sıkıntıyı yaratan kendisidir. Her sabah dükkana girdi mi ilk işi birer birer bu saatleri kurmaktır. Şimdi büyük bir sevgi duyuyorum saatçiye. Onunla tanışmayacak kadar. Saatim bozulursa ona değin düşüncelerim değişir korkusuyla saatimi ona değil gidip o acente saatçisine onartacak kadar büyük bir sevgi. Yazmayacağım onun hikayesini, vazgeçtim. Beceremem. Yanlış anlatırım diye korkuyorum. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler dileriz. Esen kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.